akşamlar, merhabalar hepinize değerli dostlar. Evet, bir sunumlu yayında daha birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize esenlikler. Dostlar, felsefe yayınlarına başladık. Bazıları için pek sevilmeyen bir format oldu gibi. Fakat şunu söylemeden geçemeyeceğim. Felsefe de tıpkı mitoloji gibi, tarih gibi, hatta teolojinin kendisi gibi gerekli dinleri anlamada. Dinlerin o ilk çıkış orijinlerini anlamada felsefe önemli. Şimdi bu sunumları yapmamdaki amaç şu, yani felsefe anlatılmıyor değil, anlatılıyor. Yüzlerce, binlerce video bulabilirsiniz. Fakat ben biraz böyle sadeleştirerek anlaşılır bir şekle sokmak istedim. Ancak bu şekilde içinden çıkabiliriz. Yoksa oldukça zaten kendi başına karmaşık ve sıkıcı bir konu gelebiliyor birçok insana. Fakat ben biraz sadeleştireyim ki bir de böyle arka planda birkaç gösterge, görsellerle, sembolik anlatımlarla bir şeyler katayım ortaya. Daha bir anlaşılır olsun, kafada, akılda daha bir kalıcı olsun. Benim amacım o. İsterseniz sunuma hemen başlayalım mı, yoksa biraz daha böyle birkaç dakika daha bekleyelim mi bilmiyorum ama hani fazla kişinin izlemesini de umuyorum. Öyle bir beklentim yok. Fakat şu anda 40 kişi var. Yeter herhalde. Bu kadar yeter. Zaten bu kadar olacağını bile ben tahmin etmiyordum ama isterseniz başlayalım. Şimdi arkadaşlar, ben ilk önce şu ekranımdaki şeyleri bir ayarlayayım. Nereye koyayım? Sunum açık. Evet, şu şekilde. Şunu da kenara alayım. Evet, fazla vakit kaybetmeden sunuma başlayalım. Tekrar hepiniz hoş geldiniz değerli dostlar. Yayın sonunda bir 5 dakika isterseniz soru varsa onları alabilirim. Kısaca. Onları cevaplamakla son 5 dakikayı geçirebiliriz. İsterseniz size kalmış. Evet, bu haftaki konumuz Orta ve Yeni Platonizm. Aslında Yeni Platonizm başlı başına bir felsefi akım. Fakat Orta Platonizm pek duyulmayan, pek de bahsedilmeyen bir şey. Fakat Orta Platonizmi anlamak da önemli. Geçiş aşaması olduğu için bunları anlamak da önemli. Evet, bu arada mistisizmin ne olduğunu da biraz anlamış olacağız. Bir de Hristiyanlığın şekillenmesi. Bu neden önemli? Çünkü daha ileriki yayınlarda göreceğimiz gibi İslam'ı da ilgilendiren bir altyapı olmuş oluyor bu yayınlar. Evet, milattan sonra 1. ve 2. asır dönemine gittiğimizde bu 2 yüzyıllık bir süreç içinde ciddi bir değişimler olan sahne çıkıyor karşımıza tarihte. Felsefi ve dini düşünce tarihinin bu döneminde dualizme karşı güçlü bir karşı bakış ortaya çıkıyor. Zaten karşı bakış vardı. Dualizm ve tek, yani monizm tarafı. Bir de Aristoculuk, yani Aristoteles'in felsefesi olan Tanrı'yı böyle neredeyse bir kenara atmış. Bizim odaklanmamız gereken nokta tabiatın, doğanın, yani maddenin kendisi, bir nevi bilimin de çıktığı yer diyebiliriz yani bu felsefenin içinden. Yani sadece bilimin çıktığı değil de genel anlamda. Platon'un ortaya koyduğu görüş, bildiğiniz gibi, madde ezelden beri var olan başlı başına bir ilke. Yani öyle yaratılmış, sonradan ortaya çıkmış bir şey değil. Madde ezelden beri var olan bir ilke, bir prensip. Yani ilk başta madde zaten var Platon'a göre. Fakat bu Platon'a göre kaos, yani boşluk, gerçek olmayan. Çünkü orijinalden, yani ideyadan ya da good kavramından, İngilizce bizdeki iyi dediğimiz, iyilik dediğimiz ya da ruhani dediğimiz madde dışı, bu ortamdan kopya edilmiş, yani bu kavramdan kopya edilmiş bir maddenin şekil almış hali, yani tabiat, doğa, cisimler
Ve bunlar sonlu ve değişken. Yani insan bedenine baktığımızda beden çürüyor, ölüyor. İnsanın bir sonu var. Fakat bu madde dışı olan spiritüel, bu spiritüellik konusu nedir? Bu da Platon'u ve ondan önceki, hatta Sokrates önceki filozofları da oldukça düşündüren büyük bir felsefe bu. Yeni gelen arkadaşlar, tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu Aristo'nun dört ilkesini hatırlarsanız, yani pardon, dört nedenini. Maddesel neden bu, madde, kaos. Etken neden ise Platon'un tanrısında, yani Platon'un felsefesinde etken neden demiyor, yani yüce sanatçı, işçi tanrı. Maddeyi alıp ona şekil veren bir tanrı ve ona hareket veren, yani ruh kavramı. Ama idea dünyası değil. Bir de şekilsel neden var. Esas idea dünyası burası Platon'a göre. Bu da iyilik kavramı, iyi kavramı ile eşdeğer bir anlamda. Henüz tanrı kelimesi kullanılmıyor. En azından Plato için ya da Aristoteles için bunları verilen isimler bu. Peki kötülük sorunu ne olacak? Gülen Türkoğlu, çok teşekkür ederim desteğiniz için. Kötülük sorunu, maddeye yöneliş kötü, yani bir kayıp. Çünkü orası cansızlık, ruh yok, sadece madde. Buraya yönelirsek bu kayıp. Ruha, yani akla, bilgiye yöneliş ise insan için kurtuluş, canlılık burada. Şimdi şöyle bir çizelge hazırladım ben arkadaşlar. En altta sarı, biraz yeşile doğru kayıyor. Çünkü psikolojilik olduğu gibi kalmıyor. Yeni psikolojilik ile yerine devam ediyor. Bir de psikolojiktan sonra, yani Pisagor felsefesinden sonra Platonizm ve ondan hemen sonra da zaten Platon'un öğrencisi olan Aristoteles de tamamen farklı bir felsefeyle felsefe tarihi sahnesinde yerlerini almış oluyorlar. Bunlardan hemen sonra da kinik felsefeyi, bunları daha önce açıklamıştık. Kinik felsefeden de stoacı bir felsefeye doğru evrim. Bunu önceki yayında görmüştük. Bunların her birinin kendi bir altyapısı, bir doğayı tanımlama, yani doğayı, yaşamı, hayatı tanımlama teorileri var. Ve her biri de oldukça mantıklı. Yani yanlışlanabilir bir tarafı yok. Çünkü düşünce bunlar. Platonizm ise zaman içinde gnostisizm, yani dualist, gnostik bir yapıya doğru evrilirken, bu gnostik dualist yapıya karşı bu monizmin, en çok da stoacılıktan, çünkü stoacıların felsefesi neydi arkadaşlar? Tanrı kavramı neydi? Ruh ve madde birdir. Ayrılmaz. Etle kemik gibi, yani pardon, etle tırnak gibi birbirinden ayrılmaz. Birbirinin içine geçmiştir. Ve bir bütündür. Doğa bir bütün. Yani Yunanca bütün kelimesinin karşılığı pan. Yani bildiğiniz panteizm. Doğanın kendi içinde bir ruhunun olduğu. Yani doğanın hariçten bir ruh tarafından yaratılmış, belli bir zaman içinde ortaya çıkmış bir şey değil. Bu doğanın ta kendisi ve ruh da, yani akıl, logos, bu doğanın içinde. Ve bu logosun emir verdiği, yani ruh, canlılık, hareket verdiği, hepsi içinde. Yani üçü bir arada. Fakat Platonizm, daha sonra orta Platonizme doğru evriliyor. Bu orta Platonizmle bunu biraz incelemek gerekiyor. Şimdi şu tarih çizelgesini kafanızda şöyle üç aşağı beş yukarı tutarsanız arkadaşlar, daha iyi anlarsınız. Milattan önce 400'lü yıllara gittiğimizde Plato ortaya çıkıyor. Daha sonra ondan hemen sonra kinik felsefenin doğuşu ve stoacılığa doğru evrilişi. Stoacılık devam ediyor. Yani şu anda bile hala var. Fakat bu felsefelerden birbirinden etkilenmeler, birbirinden alınmalar söz konusu. Pisagorculuk da yeni Pisagorculuğa yerini bırakmış bir şekilde devam ediyor. Tam da böyle milattan önce ile milattan sonra, yani şu çizgide 2000 yıl önce bu döneme gidersek 3 aşağı 5 yukarı, orta Platonizm denilen yeni bir felsefe
ortaya çıkıyor. Fakat bu olduğu gibi kalmıyor. Yeni Platonizme doğru evriliyor. Fakat Platonizme karşı birkaç ayar verilerek güncellenip orta Platonizme evrilmesi, yeni Pisagorculuk sayesinde ise ve bu görüşün yaygınlaşması. Milattan sonra 1. ve 2. yüzyıllar bu dönem. Dualist Platonizm iki farklı dünya görüşü, yani iki farklı felsefeyle gerilim halinde. Bir, stoacılık, yani panteizm, doğa, tabiat ve doğa dışı artık ruh, logos, canlılık ne derseniz deyin, hepsi iç içe. Yeni Pisagorculukta ise her şey bir sayısından olma, yani gerçek tektir, birdir, iki ilke yoktur. Platon gibi iki ilke yoktur, bir ilke vardır. Fakat stoacılıktan farkı, stoacılıkta da bütün teklik birlik var. Fakat stoacılık maddeyi yok saymaz ve maddeyi kötü saymaz. Çünkü Tanrı'nın bir parçası o da. Tanrı'nın iki farklı yüzünün bir tarafı da madde. Ve bu kötü değil. Kötülüğün kaynağı da değil. Çünkü Tanrı başlı başına, yani tabiat, doğa bir bütün halde iyi kavramının karşılığı. Yani iyilik, iyi, the good, the one. Pisagorculukta ise madde yok. Bir yanılsama. Tıpkı Platonizm gibi. Fakat Platonizmde iki ilke varken Pisagorculukta tek ilke var. Maddeyi toptan yoktan sayıyor. Yani maddeyi bir yanılsama, bir görünüm olarak kabul edip böyle böyle olunca tek bir gerçeklik kalıyor ortaya. O da ruhani, madde dışı bir kavram. Aristo'nun tanrısı da yeni bir neden eklenmişti. Bu da amaçsal neden. Fakat aşkın olmayan bir tanrı bu. Yani dünyaya elini, ayağını, parmağını, burnunu sokup da oradaki şeylere karışmayan bir tanrı. Zaten hareket etmeyen ve yıldızların da ötesine atılmış bir tanrı. Sadece amaçsal neden olarak orada duruyor. Ve bu amaçsal neden olmasının sayesinde tabiat bundan etkilenerek bir değişim içine giriyor. Bunları önceki yayınlarımızda Aristo ile 3 tane yayın yaptık. Bunlar da yeterince bu konuyu anlattık. Şimdi Aristoculuk felsefesini biz kendi haline bırakalım. Çünkü bizim işimiz diğer felsefelerle. Platonizmde çift ilke var. Ve Platonizmde de aşkın olmayan bir tanrı. Yani demiurj bir tanrı. Maddeye şekil verip ona canlılık verip, yani hem maddesel neden hem de etken neden olarak, fakat şekilsel neden bu Tanrı'nın aklı, o doğada onun bir yansıması. Zaten Plato maddeyi, yani tabiatı bir yansıma olarak görür, fakat yok saymaz. Yani Pisagorculuk gibi yok saymaz. Pisagorculuk gibi yok saymaz, fakat bunu da ayrı bir ilke olarak Platonizm'de orada görüyorsunuz. Kinik felsefeyi anlatmıştık. Bu da çift yönlü fakat tek ilke. Yani madde ve ruh kavramı, yani doğanın aklı, ruhu ve canlılığı hepsi iç içe. Panteizm bu. Şimdi orta Platonizme geçiş nasıl oluyor? Orta Platonizm Stoacı felsefeden etkilenip bir de yeni Pisagorculuktan etkilenip bunları birleştirerek yeni bir felsefe ortaya koyuyor. Yeni Pisagorculuktan aldığı bir sayısı teklik, yani monizm. İki ilke yok artık. Yani eski Platonizmde iki ilke yok. Ses arttırma imkanı var mı? Ses az mı arkadaşlar? Biraz bakayım. Ses şu anda sonda benim. Olmazsa biraz bağırayım ya da daha net konuşmaya çalışayım. Her ne kadar sesim izin verirse. Boğaz temizlemesi için de kusura bakmayın. Umarım şimdi biraz daha anlaşılır oluyordur. Fazla ses açınca zırıltı hırıltı yapabilir. Evet, şimdi arkadaşlar bu orta Platonizm'e geçiş, Platonizm'den evrilme, fakat iki ilke yok artık, tek ilke var, yani monizme doğru bir itiliş. Platonizmin dualizmi monizme doğru itilmiş bir halde yeni bir felsefe ortaya çıkıyor. Stoacılıktaki
felsefe neydi stoacılıkta? Tepeden inen, yani en tepeden aşağıya doğru, maddeye doğru inen bir logoi spermatikoi, yani bir tohum, Tanrı'nın akışı aşağıya doğru, emisyon çıkışı, yani boşalımı, fırlaması, bir şelale gibi, bir fışkiye gibi ya da güneşten gelen ışınlar gibi yukarıdan aşağı doğru bir iniş şeklinde ve bu emanation, yani Türkçesi emisyon dediğimiz şey. Tabi felsefe terimlerin karşılıkları farklı olabilir. Ben biraz da anlaşılsın, akılda kalsın diye bu şekilde anlatmayı tercih ediyorum. Fakat Pisagor'un tanrısı aşkın bir tanrı. Yani ta Pisagorculuktan beri madde yok, tek bir gerçeklik var, o da tanrı. Fakat bu da dua isteyen bir takım ritüeller, yani bildiğiniz bir tarikatımsı bir felsefe doğru evrilmiş. Bir sayısından yola çıkarak her şey tek, her şey bir. Madde ise yokluk, aslında bir yanılsama ve tamamen yok sayma şeklinde. Ama bu Pisagorculuktaki, yani yeni Pisagorculuktaki bir sayısının tekliğin alınması ile dualist platonizm monizme doğru, yani tekliğe doğru çevriliyor. Bu da stoacı felsefenin emisyon sayesinde. Dualizmin bir diğer yani daha keskin çizgilerle ayrılmış versiyonu ise gnostik felsefe, gnostik dualizm. Stoacılıkta madde kötü veya kötülüğün kaynağı değil. Stoacılıkta, çünkü Tanrı'nın bir parçası o da. Tanrı'nın bir diğer yüzü. Maddeye can veren, maddenin dışında olan harici bir ilke yok. Yani maddenin içinde. Ruh, akıl, hepsi maddenin içinde, tabiatın içinde. Madde, yani doğa ve kozmik akıl ile iç içe ve tek parça. Maddeye can veren, yani değişimi sağlayan doğanın aklı, bu emir veren logos. Tanrısal olan da bu. Yani tanrısallık arıyorsanız logosun kendisi, doğanın aklı, düzen ve doğaya emir veren bu. Madde kötü veya kötülüğün kaynağı değildir stoacılığa göre. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Dualizmde madde kötü veya kötülüğün kaynağı, yani bir beyin düşünün. Bir beyin, bu bir etten, kemikten, kandan, şundan, bundan, bir sürü şeyden oluşan bir madde yığını bu. Fakat içindeki akıl, düşünce ve canlılık, bu da tanrısallık, yani madde dışı olan bir şey Platon'a göre. Buradaki beynin içinde olan ne var? İnsan için mi örneğin? Rasyonellik, akıl, bilgi ve iyiliğin kaynağı da burada. Yani tanrısallık parçası bunun içinde düşünebilirsiniz. Fakat madde ayrı ve onun içindeki akıl ayrı bir şey. İki ilke. Şu üst sağ köşedeki beyin ve akıl ayrı. Aklı buraya ışık olarak temsil ettim. Fakat stoacılıkta hayır, akıl beyin ile iç içe. Beyin olmadan akıl tek başına maddeden bağımsız bir şekilde akıl yok. Yani düşünce yok. Düşünce maddeye bağlı. Ve maddenin varlığı da ona beyin dememiz için içinde akıl olması gerekiyor. Yani bu şekilde bir şekil hayal edebilirsiniz daha iyi anlaşılması için. Platonizmde madde ve akıl ayrı. Stoacılıkta madde ve akıl bir. Orta Platonizme evrilik, Pisagorculuktan alınan bir ve Stoacılıktan alınan emanation, emisyon kavramı. Yeni Pisagorculukta Tanrı'nın aşkınlığı söz konusu. Tanrı etkin neden ve şekilsel neden. Madde nerede? Madde yok. Bir yanılsama, hayal, sanrı. Ve tabii böyle olunca aşağıdaki, yani yeryüzündeki insanın da Tanrı'ya bir aşkınlığı söz konusu. Dualar, kurbanlar, yani Tanrı'ya bir gönderi var, bir temas var Tanrı ile. Dua, arınma, ibadet, kurbandır, şudur, budur. Ve Tanrı'nın da aşkınlığı istediği yere yağmuru, suyu götürüyor, taraf tutabiliyor. Hatta elçi, haberci, kurtarıcı vesaire gönderebiliyor. Aşkınlık bu. Pisagorculuktaki aşkınlık. Platon'daki ve Aristoteles'teki
tanrı anlayışında aşkınlık yok. Platon'un tanrısı the good ve buna bir isim verilemez. Bunun ismi, cismi, şusu, busu yok, şekli, şemali yok. Çünkü maddeye bağımlı değil, zamana bağımlı değil. Sadece iyilik kavramının kendisi bu. Yani iyi dediğiniz ne varsa, bütün bu iyinin geldiği ana kaynak olarak, bir menba olarak iyilik kavramının ta kendisi Platon'un tanrısı. Aristoteles'in tanrısı ise yıldızların ötesine atılmış unmoved move, yani hareket etmenin hareket ettirici ve hiçbir aşkınlığı da yok. Yani Platon'un ve Aristoteles'in tanrısı aşkın bir tanrı değil. Şimdi şöyle çizelgeler hazırladım arkadaşlar. Dualizmde iki ilke, iyilik kavramı, yani iyi kavramının kendisi, bu da bir nevi tanrı yani bizim şimdiki anlayışımıza göre. Diğeri de madde. Ve bunların her biri birer ilke. Yani 1 artı 1 eşittir 2. Platon'a göre 2 ilke var başlangıçta. Fakat monizmde, mesela stoacılıkta madde var ve logos da var. Yani doğanın aklı var ve bu akıl canlılık vererek maddeye doğru, aşağı doğru gidiyor. Fakat madde ile bu doğanın aklı ve canlılığı tek bir parça. Yani yukarıdaki 1 ile aşağıdaki 1 eşittir. Yine 1. Çünkü bir bütünlük, birlik haline geliyor. Pisagorculukta ise yukarıdaki varlık ama aşağıda yokluk var. Yani hiçbir şey yok. Madde yok sayılıyor. Ve madde 0. Varlık ise 1. 1 artı 0 eşittir 1. Yani şunların ikisi monizm. Fakat Platon'un felsefesi dualizm. Ve bu monizm ile dualizm arasında çekişme, gerilim giderek artıyor. Şimdi emisyon kelimesinden bahsettim. Emanation. Anlamı to flow from. Yani bir yerden bir şeyin akması, bir şeyin boşalması, bir fışkiye, bir şelale, güneş ışığının akması gibi bir şeyin dökülmesi, aşağı doğru dökülmesi. All things are derived from the first reality. Her şey bir gerçeklikten gelmiştir. Tek bir ilke. Bir ilkeden, bir gerçeklikten gelmiştir. All things are derived from the first reality of perfect God by steps or degradation to lesser degrees of the first reality of God. Yani tanrısal gerçeklikten, tepeden aşağıya doğru giderek derece derece indikçe tanrısallığın azalması ve en aşağıya geldiğinde, maddeye değdiğinde artık orada tanrı yok. Yani maddenin içinde ruh olmadığı için, canlılık olmadığı için tanrının da orada olmadığı ve böylece maddenin bir yansıma olduğu. Çünkü tek gerçeklik onlara göre bu tanrısallık kavramı. Emanation is a transcendent principle from which everything is derived and is opposed to both creationism. Yani bu yaratılış kavramının da zıttında olan bir şey ve bu emisyon transcendent, yani aşkın yukarıdan aşağı doğru, maddeye doğru, yani dünyaya doğru, tabiata doğru inen bir tanrısallık ve her şey de buradan buradan gelme. bu ilke iki diğer felsefi ilkeye göre zıtlık, yani yaratılış ve materyalizm, yani stoacılık olsun, orta ve yeni platonizme karşı bir zıt konumda bu. Bilkent felsefe sözlüğü emanation kelimesini türüm olarak çevirmiş, felsefe terimi olarak. Yani türemek, bir şeyden türemesi, fışkırma, sızıntı, bir şeyin bir şeyden çıkması, ortaya çıkan emisyon. Şu yandaki şekillerde yine az önceki anlattığım şeyler orada duruyor. Stoacılıkta bir ilke, madde ve ruh ikisi bir halde, bütünlük halinde. Fakat Pisagor felsefesinde gerçeklik bir tane, madde yok. Stoacı felsefenin asıl çıkış yeri Sokrates öncesi döneme gidersek Heraklitus. Bu da M.Ö. 6. asır, 5. asır ile 6. asır arasında İzmir, Selçuk, Efes bu bölgede doğmuş olan Heraklitus. Bakın burada main interest diyor. Yani bu adamın ilgi alanı doğa, ruh,
ve bir de ateş. Bu adamın felsefesi Unity of Opposites, yani iki zıtlık kavramının bir arada olması, madde ve ruhun bir arada olması, birleşmesi. Bu fikir ateş kavramından, yani ateş bir sembolik anlatım. Burada diyor ki Heraclitus originally came up with the concept of the logos. Logos konseptiyle ortaya çıkıyor. Which has adopted by Zeno. Zeno önceki yayında anlattığımız gibi Stoacı felsefenin kurucusu sayılabiliyor. Yani bildiğimiz anlamda bunun doktrinini, felsefesini yazan, geliştiren, yerine koyan insan. Zeno bu logos kavramını alıp Stoacı felsefeyi geliştiriyor. Zeno as a major facet of Stoic philosophy. Stoacı felsefenin bir yüzü gibi. Ateş canlılığın ve sürekli değişkenliğin, yani tabiatın, Tanrı'nın, Stoacılıkta Tanrı yani tabiattır ve tabiat değişimdir. Her şey değişir. Her şey değişime maruz kalır ve doğanın sevdiği de bu değişkenlik, canlılık yani. Yani doğanın bir ruhu var. Dünyanın, evrenin içinde bir ruh var. Tamamen %100 panteizmin bir açıklaması bu. Fire plays an important role in Heraclitus system. Heraclitus'un sisteminde, felsefe sisteminde ateş önemli bir rol oynuyor. Fire is constantly changing, but so is every other stuff. Her şeyde olduğu gibi, doğada, evrende, her şeyde değişmenin hiçbir şey yok. Değişmeyen tek şey değişimin ta kendisi. Ve ateş de bunun bir sembolü. Değişimin. Ateş sürekli değişiyor, şekli değişiyor, her şeyi değişiyor. Buradaki ruh spirit mi, soul mu? Spirit, soul, ruh hepsi aynı şey. Fakat tabi farklı ilerideki teizmdeki ufak tefek ayrımları var. Ama oralara gelmedik daha. One thing is transformed into another in a cycle of changes. Bu değişimler döngüsünde yani bir şekle giriyor. Sürekli değişim halinde. Elma çürüyor. İnsan yaşlanıyor. Her şey değişiyor. Gezegenler, yıldızlar, su, yani dünya, tabiat, bir canlılık var içinde, bir ruh var içinde. Ve bu sürekli değişim halinde. Heraklitus'un bu fikri Stoacı felsefeye bir altyapı. Sohbet yayınında size İncil'den ve Gebers of Hebron kitabından bir şeyler gösterip açıklayacağım bu konuyla ilgili. Fakat bu sunumdan, yani bu sunuma katmayalım, uzamasın. Pisagorcukta gerçek tek, madde ise görünüm. Madde sıfır, gerçeklik bir. Ve bu bir sayısının içinde logos ve ruh iç içe. Yani ruh canlılık, canlılığı sağlayan bir etken, neden. Logos ise şekilsel neden. Yani bir tohum düşünün. Bu tohumun domates mi, meşe mi, neyse. Onun içindeki akıl, o tohumun içindeki akıl. Ve bu akıldan emir alıp bunu harekete geçiren ise ruh. Yani logos ve ruh kavramı iki farklı. Fakat Stoacılıkta bu bir. Yani ikisi hepsi iç içe, madde de iç içe, hepsi bir kavrama. Bu Pisagorculuğun bir sayısından çıkan felsefenin asıl temeli ise yani bizim bilinen tarihe göre bakarsak Parmenides'e kadar gidebiliriz. O da aynı milattan önce 6. asır döneminde Yunanistan'ın Eleya bölgesinde doğmuş. Sokrates öncesi filozoflardan bir tanesi. Bugünkü Batı felsefesinin çıkış yerlerinden, isimlerinden bir tanesi. Bunun felsefesi monizm, teklik. Truth versus opinion, yani gerçeklik neye karşı, opinion neydi? Önceki sohbet yayınımızda bundan da bahsetmiştik. Opinion bir görünüm, görüş. Yani İngilizce opinion kelimesi görüş. Benim görüşüm öyle. This is my opinion. Gerçeklik görünüm ile karşı karşıya. Ve monizm, burada gerçek olan the truth, the one, yani tanrısallık, ruh, madde dışı olan madde, görünüm, yanılsama.
Parmenides prescribes two views of reality. Parmenides gerçekliğin iki tarafını açıklar, söyler, prescribes, yani reçete gibi söyler. First, the way of aletheia or truth. Birincisi gerçeklik. Describes how all reality is one. Yani bütün gerçeklikler tek bir parça. Change is impossible and existence is timeless and uniform. Yani değişim falan yok. Yani şeye karşı bu. Neydi o? Az önce anlattığımız stoacılık felsefesine karşı biraz bu. Değişim mümkün değil. Değişim diye bir şey yok. Ve varlık is timeless and uniform. Yani var olan şey değişmeyen şeydir. Şekli değişmez. Tek bir form haline, uniform bir şekilde ve zamansızdır. The second view, yani ikinci görüşü de şu. The way of doxa. Yani docetism İngilizce ya da Yunanca dokea. Yani görünüm. Or opinion, görünüm. Describes the world of appearances. Yani dünya bir yanılsama, öyle görünüyor. In which one's sensory faculties led to conceptions which are false and deceitful. Bu yalan, sahte, görünüm, gerçek değil ve aldatıcı. Deceitful, aldatıcı. Platonizmde iki ilke var. Madde bir ilke, ruh bir ayrı bir ilke. Ve 1+1=2. Yani dualizm. Stoacılıkta, yani panteist stoacılıkta madde ve ruh bir. Şimdi orta platonizme geçiş bu stoacılığın bütünlük kavramını alıyor. Orta platonizm ve bir de yeni platonizmden onun da bir kavramını alıp durumlar mı? Durdu, tekrar geldi. Evet, umarım düzelmiştir. Evet. Bu dünya görüşü milattan sonra 1. ve 2. yüzyılda güçlü bir akım iken yeni Pisagorculuk, yani maddenin bir yanılsama oluşu ve tek gerçekliğin madde dışı tanrısallık, ruh ne derseniz deyin artık bu. 1. ve 2. yüzyılda bu dünya görüşü, bu felsefe güçlü bir akım iken diğer farklı felsefeler ve kurumsallaşmaya başlayan inançlar tarafından bastırılmaya çalışılır. Maddenin yok sayılması, daha doğrusu bir yanılsama, görünüm olması kabul görmez bazıları tarafından. Erken dönem kilise babaları tarafından bir, yani onlara göre tanrı kavramının madde içinde, yani İsa'nın beden içinde vücut bulmuş olması gerekir. Erken kilise babalı tarafından bu orta platonizm felsefesi kabul görür, alınır. Çünkü Hristiyanlık akımının bir şekle girmesi lazım, bir felsefi altyapısının olması gerekiyor. Ve yardımına koşan da yeni Pisagorculuktan ve Stoacılıktan evrilmiş olan, monizme doğru evrilmiş olan Platonist, yani orta platonizm bu. Nur suresinde 157. ayette hatırlarsanız İsa'nın çarmıha gerilmesi, öldürülmesi söz konusu iken halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar fakat onlar için bir benzetilmiş oldu. Yani o onlara öyle gösterildi diyor İslam'ın kitabı. Zanna uymaktan başka bir bilgi yoktur ve onu hakikaten katletmiş değillerdir şeklinde. Bunları daha sonra sohbet yayınlarında bol bol açacağız arkadaşlar. Ve bu erken dönem Hristiyanlıkta da bu kristoloji, yani İsa'nın doğası oldukça tartışmalı bir konumdu. Fakat bunun şekillenmesi de asırlar alıyor. Konsiller, üzerine konsiller ve yavaş yavaş şekilleniyor. Ta 451 yılına kadar Kadıköy Konsili'nde son nokta konuluyor. Bakın İncil'de, Yohannes İncil'inde 20. kitapta İsa görünüyor ve bir de inanmayan birisi var. Yani bu
Tanrı'nın bir vücut içinde, yani madde içinde olamayacağını savunan güya Thomas. Thomas ise onun ellerine çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam diyor Thomas. Yani İsa madde, yani İsa dedi burada Tanrı aslında. Tanrı yani Logos, doğanın aklı ve ruhu maddenin içine girmez görüşünde. Thomas'a parmağını uzat dedi. Güya İsa sonradan geliyor ve Thomas'ın elini tutuyor. Bak diyor, parmağını uzat. Ellerime bak. Elini uzat. Elini böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol. Thomas ona Rabbim ve Tanrım diye yanıtladı. İsa, beni gördüğün için mi iman ettin dedi. Görmeden iman edenlere ne mutlu. Tabi bunları ileride açacağız, fakat bunu da bu sonuma getirmeden yapamadım. Çünkü bunlar önemli Hristiyanlığı anlamada. Erken dönem Hristiyanlığı anlamada. Yani bunların arkasında büyük felsefi altyapı var. Pisagorculuğu tekrar şöyle bir bakalım. Varlık hiyerarşisi var. En üstte gerçeklik, en altta görünüm, yokluk, boşluk ve en altta da madde. Aristo'nun şeyini hatırlarsanız, Aristo'nun madde tanımı, yani içinde canlılık yok ise, ruh yok ise %100 potansiyel halde, yani aktüelite yok, canlılık, herhangi bir harekete değişim yok. %100 potansiyel halde bir taş, su, neyse işte. Arkadaşlar chatte soru sormazsanız şu anda, çünkü yayından sonra sorarsanız daha iyi olur. Yayın uzamasın çünkü. Varlık hiyerarşisi içinde pisagorculuk, en tepede %100 aktüellik, tanrı, ruh kavramı, ne derseniz deyin artık, en aşağıda da yokluk. Ve bunların arasındakiler var. Yani gökler, yerler ve ikisi arasında olanlar felsefesi bu. Yeni pisagorculukta ikisi arasında olanlar ne? Bitkiler, hayvanlar, insan ve gezegenler. Ve bunların hepsi bir. Fakat aşağıda bir şey yok. Madde bir yanılsama, sıfır. Ve tek bir gerçeklik var. O da madde dışı olan tanrılık, ilahilik, kutsaliyet, ruh, ne derseniz deyin, spiritüalist bir kavram. Bakın şurada. The very heaven beyond time and space, full of God. Şu yıldızların ötesinde, yani yakın yerde yıldızlar var. Ve Tanrı'nın arşını taşıyan da bunlar. Yani gök. Göğün bu çemberi. Burada zaman yok ve madde yok. Sadece Tanrı'nın kendisi var. Aşağıda ise gittikçe, yeryüzüne, yani evrenin dibine indikçe, yere indikçe bu tanrılık giderek azalıyor. Ve en aşağıda madde var, maddenin kendisi var ve burada tanrı yok içinde. Fakat ikisi arasında sebzeler, meyveler, bitkiler, hayvanlar ve gökyüzünde de gezegenler, bunlar bu yerle göğün arasındakiler. Pisagorculukta %100 aktüel demiştik. Bir sayısına, en tepedeki tanrı kavramına, en aşağıda da madde, yokluk, yanılsama. Bu da %100 potansiyellik. Fakat arada bir boşluk yok. Hiyerarşik düzen, yani şey böyle, hiçbir boşluk yok. Bütün boşluklar doldurulmuş bir şey ile. Bitki, hayvan, gezegen, şu, bu, ne derseniz deyin, yukarı doğru çıktıkça hiçbir boşluk yok. Bunun adı Principle of Plenitude. Yani İngilizce The universe contains all possible forms of existence. Evren her şeyi içine alan, bütün formları içine alan var olan bir şey, varlık. The universe displays a constant fullness. Yani evren tamamen doluluk içinde. Yani boşluk yok. Sadece boş olan madde. Bu maddenin üstündekiler, maddenin dışındakiler canlılık içinde ve tanrılık bunların içinde az çok var. Arada boşluk yok. Bu da doluluk ilkesi. Plenitude. Anlamı fullness. Söyleyemedim bir türlü. Fullness, completeness, perfection. Yani kusursuz, dolu
%100. Orta Platonizm'de Justin Martin ile tanışalım. Bu milattan sonra 100 yılında doğmuş, milattan sonra 165 yılında ölmüş Roma İmparatorluğu'nda. Fakat Yahudi asıllı, Judea'da doğmuş. Bunun felsefeleri Logos kavramı ve Virtus Pagan, yani ahlak, etik anlayışı. Bir de ikinci geliş, Tanrı'nın tekrar gelişi ve bu da Kristolojide İsa şeklinde. Fakat buna verdiği isim Last Adam and Second Eve. Yani son Adem ya da bunun eşi olan ikinci Havva konumu bunun felsefesinde. Justin Martyr was an early Christian apologist and philosopher. Apologist yani savunmacı, Hristiyanlığı savunan filozof. Erken dönem Hristiyanlık döneminde, milattan sonra 1. asır. He also indicates as Saint Augustine would later regard the true religion that predate Christianity. Hristiyanlığın erken döneminde de Aziz Augustine tarafından da bolca bahsediliyor bu isim. İleriki yayınlarda bunları görürüz. That he seeds of Christianity. Bu adam için Hristiyanlığın tohumu, yani bir başlangıcı denilebilir. Manifestations of the Logos acting in history. Tarihte de Logos şeyi bu. Logos kavramında önemli bir isim. Actuality predated Christ incarnation. Incarnation vücut bulmak demek. İsa'nın vücut bulmasındaki altyapıdan bir tanesi de bu isim. This notion always him to claim many historical Greek philosophers including Socrates and Plato. Plato ve Sokrates'ten gelen görüşleri de savunuyor antik Yunan filozoflarından. In whose works he was well studied and unknown Christians. Bilinmeyen Hristiyanlar tarafından da bu adamın öğretileri oldukça okunmuş. Ve bu da kilise tarafından daha sonra azizler rütbesine yükseltiliyor. Fakat tabi bu adamın savunduğu Hristiyanlık başka, şimdiki Hristiyanlık apayrı bir şey. Şimdi dualizme tekrar bir geliş yapalım. Dualizm de platonist, yani çift ilke olan bir gerçeklik var. O da good, iyilik kavramının kendisi. Madde var fakat rehber olacak bir şey değil insan için. İnsan için rehber olacak şey tanrısallık. Yani gidilecek yol o. Platonizmin bu görüşü orta platonizme doğru evriliyor. Neden? Pisagorculuktan bir kavramı, monizm kavramı alınıp, bir de stoacılıktaki logos kavramı alınıp buraya doğru evriliyor. Peki ortaya çıkan ne oluyor? Ortaya çıkan tek birlik ve logos da bunun içinde maddeye doğru, aşağı doğru iniyor. Buna da emisyon, emanation adı veriliyor. Ve bu da daha sonra yeni platonizme doğru evrilecek. Şimdi şu çizelgede arkadaşlar sağ tarafta bakın. Stoacılık, monizm, panteizm fakat tek ilke var. Pisagorculukta da tek ilke var fakat madde yanılsama deniliyor. Pisagorculuk daha sonra hermetik gnostizm olarak tarihte yoluna devam edecek. Bunları ileride açıklayacağız. En üstte gnostik dualizm devam ediyor. Bir de tarih sahnesinde 3. asır ve ondan sonrasında manikizm tarih sahnesinde yerini alıyor ve bunun da çok büyük etkisi var. İleriki yayında bunu göreceğiz. Bunlar dualizm, hele manikizm tam böyle %100 dualist. Bu da Plato zaten daha önceki yayınlarda manikizm yayınlarında Plato'yu da Tanrı'nın gönderdiği kişilerden sayar. Yani bir peygamber olarak görür. Çünkü zaten manikizmin aldığı kaynak da bu. Platonist bir
felsefe. Şimdi yeni Platonizme doğru geçiş yapalım. Plotinus took up the study of philosophy at the age of 28. 28 yaşlarında eğitim almaya başlamış. 232 yılı. And traveled to Alexandria to study. İskenderiye. İskenderiye'ye gidiyor. Mısır İskenderiye. Çünkü burası o dönemde devasa bir kütüphaneye sahip olan ve pek çok bilginin biriktiği, pek çok felsefenin kaynaştığı bir yer orası. Yani bugün günümüzün Harvard'ı ya da büyük üniversiteleri gibi. ideas of the self-taught Platonist philosopher Ammianus Saccas. Ammianus Saccas ile buluşuyor. Bu da Platonist birisi. Kendi kendine gelişti, kendi kendine eğitimini almış adam. This is the man I was looking for. İşte aradığım adam bu diyor. Çünkü Plotinus kimle görüşürse, kimle tanışırsa hiçbirinin dünya görüşünü, felsefi açıklayışını beğenmiyor. Fakat Ammianus Saccas ile buluşuyor ve işte diyor aradığım adam bu. Ve bununla 11 yıl eğitim alıyor bunun yanında. Plotinus was also influenced by the philosophical works of Aristotle. Aristoteles felsefesiyle de ilgilenmiş ve ondan da etkilenmiş. The pre-Socratic philosophers Empedocles and Heraclitus. Empedocles ve Heraclitus felsefelerinden de etkilenmiş Sokrates öncesi. The middle Platonist philosopher Alexander of Aphrodisias and Numenius of Upper Man, along with various Stoics and Neopythagoreanism. Stoacılık ve Neopythagoreanism'dan da oldukça beslenmiş bir felsefeyle tarih sahnesinde yerini alıyor. Plotinus milattan sonra 204 ve 270 yılları arasında yaşamış. In the Hellenistic tradition, born and raised in Roman Egypt, Roma imparatorluğuna bağlı olan Mısır'da doğmuş ve büyümüş. Plotinus is regarded by modern scholarship as the founder of Neoplatonism. Günümüz modern akademisyenleri tarafından bu adam Neoplatonizm felsefesinin kurucusu olarak görülüyor. Historians of 19th century invented the term Neoplatonism. Neoplatonizm ismi 19. asırda ortaya çıkmış. Yani bu isim verilmiş. And applied it to refer to Plotinus and his philosophy. Tabi bunu da referans olarak verdiği yer Plotinus ve onun felsefesi. Which was still influential during late antiquity. Geç antik yani ortaçağ dönemine kadar oldukça etkili. Yani milattan sonra 9. asra kadar olan dönem diyelim ya da 7. 6. ve ortaçağ Middle Ages and Renaissance döneminde de bunun görüşü oldukça etkili. Bu adamın tanrısı aşkın bir tanrı fakat antropomorfik yani insan gibi tanrı değil. Öyle duaya, kurbana, ibadete, şuna buna ihtiyacı olmayan ve bir de karışmayan bir tanrı. Yani karışmayan derken doğanın zaten kendisi, doğanın içinde bu. Bu adamın ilgi alanları Platonizm, metafizik ve mistisizm. Mistisizmi biraz sonra göreceğiz. Emanation of all things from the one. Bu adamın en büyük yani tek kelimeyle açıklanabilecek felsefesi ne diye sorarsanız her şey bir şeyden çıkmıştır. Teklikten bir şeyden. Ve bunu da bir diyor. Her şeyi içine alan birlik. The main hypostasis. Yani şimdi burada tanrılığı da bir şeye koyuyor. Bu birin içinde. Ne var? The one. Yani en başta olan bu iyilik kavramının, kusursuzluk kavramının kendisi. İki, intellect, logos, doğanın kozmik aklı. Üç, soul, yani ruh.
Yani bu maddeye can veren, maddeyi harekete geçiren etken. Platon'un dualizm ilkesine karşı ve Pisagorculuğun maddenin yanılsamadan ibaret doktrine karşı bir yeni doktrin bu. Yeni Platonizm. Madde aşağıda ve Tanrı'nın, doğanın bir parçası da ve Logos ve canlılık yukarıdan aşağı doğru bütün evreni kapsıyor. Ruh, akıl, madde birdir. Her şey bir. Emanation, yukarıdan aşağı doğru bir iniş, boşalma. Tanrı'nın gerçekliğinin tepeden aşağı doğru inişi. Şu şekilde arkadaşlar, şöyle bir şey yaptım. En üstte the good kavramı, iyi kavramı. Bu bir. Aşkın Tanrı, yani zaten maddenin içinde, maddeye doğru girmiş, tabiatın içinde var olan aşkınlık var, fakat insan gibi değil. Yani mitolojik bir tanrı değil. Felsefi bir tanrı. Yani bu aşağı doğru inen ne? Bu birden çıkan ne? Logos ve ruh. Yani akıl ve canlılık. Akıl burada doğaya emreden, doğanın yani tohumun ne şekle alacağı ya da doğadaki gördüğünüz her şeyin tabiattaki bunun şeklini veren akıl, düzen yani bu. Ve bunu emrede uyan canlılık, ruh. Bu akıldan aldığı emirle maddeyi harekete geçiren yani canlılık. Fakat insan için yine takip edilmesi gereken yol yukarıya, Tanrı'ya doğru. Çünkü birleşmesi lazım Tanrı ile. Çünkü geldiği yer orası. Beden ise madde ve maddesel şeylere, yani ahlak, etik anlayışında maddesel şeylere kafaya takarsa insan kötülüğü, yanıltıcı şeylere saplanmış olur ve bu da onun yok oluşu, sonu, bitişi olur. Kaybediş, kötü madde. Fakat kötülüğün kaynağı maddeden çıkma değil. Platonculukta olduğu gibi. Fakat derecelendirme. Kötü diye bir şey aslında yok. Kötü sadece bir üsttekinden biraz daha iyi olan. Ve yukarı doğru çıkış, Tanrı'ya, ruha doğru yöneliş, kurtuluştur. İyiye doğru gidiş, bu, iyi kavramı. Aşağıya doğru ise, maddeye doğru ise kaybediş, kötü. Yani şöyle düşünün arkadaşlar, doğanın aklı. Bu doğada ne var doğaya baktığımızda? Bir maddenin kendisi, bizim gördüğümüz ve bunun içinde olan akıl var. Bu akıl ne yapıyor? Emrediyor. Neye? Ruha. Ruh ne yapıyor? Bunu harekete geçiriyor. Bunu değiştiriyor. Tohum büyüyor. Evren sürekli hareket, sürekli değişim içinde. Değişmeyen bir şey yok. Her şey bir değişim içinde. Yani bir nevi Platon'un demiyorcu gibi, fakat buradaki demiyorcu ayrı bir tanrı değil, bir bütünlük halinde, doğanın içinde olan. Yani şu soldaki tanrı gibi temsil edilen şekle bakarsanız, logos kavramı tanrının kafasındaki, yani birin kafası, beyni, dizaynı, şekli, kafasının beyni içinde olan ve dışarıdan etken neden ile maddeyi değiştiren. Etken neden ise burada ruh kavramı, birinin içinde bu da. Ve şekillendiren, etkilenen ne? O da madde. Ve bunların hepsi bir doğa. Yukarıdan aşağı doğru iniş bu şekilde. Aristoteles'in dört nedenini hatırlarsanız, onlara karşılık şöyle diyebiliriz. Logos, şekilsel neden. Yani Tanrı'nın içindeki, Tanrı'nın aklı. Bizim bu doğada gördüğümüz her şey, tabiatın kendisi, Tanrı'nın aklının bir yansıması bu. Yani şeklinin maddeyle vücut bulmuş hali bu. Şekilsel neden, emir verici, düzenleyici, kozmik akıl, dikte eden, yani emreden, söyleyen bu. Ruh ise etken neden, canlılık, hareket veren bu. Yukarıdan aldığı, logos'tan aldığı emri yerine getiren bu ruh kavramı. Maddesel neden ise maddenin kendisi, kaos denilen yani düzensizlik. Fakat bunu düzene sokan da
ruh ve logos, kozmik akıl. Peki amaçsal neden ne? Amaçsal neden de kainatın, doğanın varlığı, ortaya çıkması. Doğa, Tanrı'nın zekasının ve canlılığının bir yansıması. Yaşayan Tanrı, doğa. Yani panteizm bu. %100 panteizm. Pan, Yunanca kelime de anlam olarak entirety, yani bütünlük, teklik, birlik anlamında. Düzen var, canlılık var ve madde, yani evrendeki her şey. Evren kelimesi işte bu. Her şeyi içine alan, her şeyi bir yapan. Doğa, Tanrı'nın birliğinin, yani bu bir içinde ne vardı bir sayısının içinde? Zeka, canlılık ve madde, yani beden. Doğa, Tanrı'nın birliğinin, zekasının, canlılığının ve bedeninin bir yansıması bu. Doğa. Yani hepsi bir, o yüzden evren yani bu. Yani universe. Uni, bir demek. Uno, one, ein, ena, pek çok kelimede. Universe, yani bütünlük, evren kelimesinin anlamı bu. Yani %100 panteist bu. Yeni platonizm. The one kavramı. Bunun Arapçadaki karşılığı vahid. Vahede. Vahdet. Vahdat ya da vahda. The one. Totally transcendent, transcendent one. Yani tamamen aşkın bir tanrı bu. Aşkın çünkü doğanın içi içinde. No divisions. Hiçbir ayrım yok, hiçbir kesinti yok. No multiplicity, no distinction, yani hiçbir bölünme, bir farklılık yok. Beyond all categories of being and non-being. Ve bu Tanrı anlayışı ne o zaman? Bütün bu var olanın, yok olanın dışında olan bir kavram bu, bir kavramı. His one cannot be any existing thing. Bu bir kavramı herhangi bir varlık ile karşılaştırılamaz. Yani bir madde değil. Bir zamana ve maddeye bağlı bir şey değil. Nor it's merely the sum of all things. Ama her şeyin sebebi bu. Bütün her şeyin toplamı bu. Compare the Stoic doctrine of disbelief in non-material existence. Bunu Stoic felsefeyle şöyle karşılaştırabiliriz. Stoacı felsefede non-material existence disbelief, yani madde dışı bir şeye inanmıyorlar bu Stoacılar. Yani maddenin dışında değil, o Tanrı, ruh, logos, spirit, ne derseniz deyin, maddenin dışında değil, maddenin içinde çünkü o. O yüzden %100 panteist olan, yine %100 panteist olan Stoacılıktaki görüş bu. But it's prior to all existence. Ama bütün her şeyin varlığı, çıkış yeri de bu. Plotinus identified his one with the concept of good and principle of beauty. Plotinus bir kavramını şu şekilde tanımlıyor. Concept of good, yani iyilik kavramının ta kendisi ve güzellik, yani iyiliğin artık bir üst katmanı bu. Kusursuzluk, yani goodness. Onların bir konsepti bu. Tanrı, yani şey aklınıza gelmesin, mitolojik tanrılar gibi bir tanrı değil. Doğanın kendisi, bütünlük ve bir. Tanrı birdir, birlik içinde, yani vahdet. İyi kavramının, iyi kavramı konsepti logos artı ruh artı madde. Yani hepsi bir arada. Akıl, canlılık ve madde hepsi bir arada. Akıl, can, beden. Bunun Yunancadaki karşılığı enosis. Yani eno bir demek. Enosis birlik. Hipostasis bu. Fundamental reality that supports all else. Yani her şeyi içine alan ve her şeyi de sağlayan, her şeyin çıktığı yer bu temel. Neoplatonizm
The Hypostasis of the Soul. Ruh, yeni Platonizm'de ruh, yani tanrısallık şu şekilde: the soul, the intellect and the one. Yani bunların üçü hypostasis. Bunların üçü bu. Ne var bunun içinde? The one, yani bir, her şeyin çıktığı en başta olan ve onun hemen altında olan intellect, logos, kozmik akıl ve onun altında olan ruh. Bunlar birbirine emir vere vere, bu üçü zincirleme olarak hepsi bir arada. Yani kendinizi düşünün. Ben dediğiniz şey ne? Ben. Yani kafanızın içindeki siz. Peki emir veriyorsunuz şimdi. Bardağı uzatıyorsunuz ve çay içeceksiniz. Ne yapıyorsunuz? Sinir sistemine, beyinden bir emir gidiyor. Nereden geliyor bu emir? Sen dediğin kavramdan. Peki bu ben dediğin kavram mı? Bu maddenin dışında bunu çıkarsak göremeyiz. Zamanın maddeye bağımlı bir şey değil bu. Ben kavramının kendisi. Yani en başta olan. Ve emir veriyor sinir sisteminden kolumuza ve bardağı tutuyoruz. Bu da sinir sistemi emri alıp bunu elimizi kolumuzu harekete geçiriyor. Yani ruh. Ve amaç ne? Amaç da çay içmek. Yani buradaki verdiğim örnek bu. Çaydan bir yudum aldım. Emir geldi. Emir büyük yerden. Bu hipostasis bu. Tanrılık kavramının bir araya gelişi bu. Christian theology, the Holy Trinity consists of three hypostases. Hristiyanlık teolojisinde işte o kutsal üçleme dediğiniz sistemin kaynağı bu. Hipostasis bu. Neymiş bu? Şimdiki Hristiyanlıkta one dediği şey, yani ben dediği, bir dediği şey, az önce ben diye örnek verdim bu. The Father, en tepede olan, en yüce olan baba. Bunun altında the son, oğul, yani şimdiki hale gelmiş olan Hristiyanlıkta bildiğimiz İsa kavramı. Tanrı'nın oğlu, babanın oğlu İsa. Bu da ne? Logos, akıl. And hypostasis of the Holy Spirit. Bu da canlılık. Şöyle, yani en üstte the good ya da the God, Tanrı. Bir, bunun adı bir. Bunun altında logos var. Bu da ikinci tanrı. O da akıl, logos. Üçüncü tanrı ise ruh, kutsal ruh dedikleri de bu. Baba, oğul ve kutsal ruh bu. Evet, şimdi mistisizme gelelim. Mistisizmdeki, yani bu yeni platonizmde mistisizm var. Pisagorculukta da var, platonizmde de var. Fakat bunlardan evrilme bir felsefeyle yola çıktığı için mistisizm hala içinde var. Fakat biraz farklı bir şekil almış. Şöyle, dönüşümüz ona, yani bire. Bir neydi? Tanrı, yani the good kavramı, goodness ya da God, Tanrı. Bizim dönüşümüz ona. Çünkü bizim içimizde bu ruhun ve aklın, yani tanrısal aklın bir parçası var. Bu sebzelerde, meyvelerde, bitkilerde yani yok. Hayvanlarda yok. Ve doğada gördüğünüz her şeyde, nereye bakarsanız bakın, bu yok. Bu sadece insanda var. Rasyonel düşünce. Ve bu da bize tanrıdan gelme. Yani yukarıdan, iyi kavramından çıkma. Logos, kozmik aklın bir parçası bizim içimizde. Ve bunun bir amacı var. Bu da birleşmek. Yani geldiği yere geri dönmek. Return to the one. Yani bire dönüş. Bire dönmek. Bu bir dediği good. Yani tanrı kavram. The good. Bunun adı felsefede platonik epistrofe. Epi yukarısı demek. Strofe de durmak ya da işte yükselmek, yani hareket anlamında gidiş, yukarıya gidiş. Bu kelime nereden geliyor? Greek epistrophe, a word coined by Plato. Bu Platon'un ürettiği bir kelime bu. Coined, yani o
icat etmiş. Yani bu terimi ortaya koyan ilk o. A goal of philosophical education, felsefi eğitimin bir amacı. Yani insan neden bilgiye sahip olmalı? Gnostik bilgiye sahip olmalı. Amaç işte bu. Ne amaç? Bire dönmek. Ve bu da adopted by early Christians. Bu da erken dönem Hristiyanlık tarafından alınan bir şey bu. Epistrofe'nin karşılığı katastrofe. Yani facia dediğimiz bugün İngilizce'de, Almanca'da pek çok dilde olan fakat anlamı şimdi düşüş. Mesela uçak kazası, tren kazası, böyle bu tür büyük facialarda kullanılan kelime bu. Anlamı düşüş, kayıp. Peki şimdi insan için amaç ne? Amaç yukarıya doğru gitmek. Epistrofe. Yani Tanrı ile, o ruhla, logos ile, o bir kavramı ile bir olmak, buluşmak, Tanrı gibi olmak. Yani gibi değil, Tanrı'nın tekrar Tanrı ile birleşmek. Tanrılaşmak. Batınilikte pek çok şey anlatmıştım önceden. Hani Hallacı Mansur'un Enel Hak deyişi. Çünkü adam bedenden kendini soyutlamış. Ben artık Tanrı ile birleştim. Tanrı'nın kendisi gibi oldum yani. O anlamda. Ve amaç da bu. Mistisizmde. Yukarıya doğru gidiş iyi. Aşağı doğru maddeye doğru yöneliş. Yani maddenin çekiciliği, cazibesi bizi yok oluşa götürecek. Bu da bir nevi ahlak, etik anlayışıyla iç içe. Zaten din ve ahlak bu yüzden birleşik hep. Aşağı doğru gidiş, ölüm, kayıp. Mistisinde return to the one, to good, yani iyiye, bire geri dönüş. Bir şarkı vardı Enigma şarkıları mistisindir hep, genelde. Return to the innocence. Innocence zaten şey demek, ölümsüzlük demektir o. Yani masumiyet olarak çevriliyor fakat şimdiki sözlüklerde innocent yani masum. Fakat masum deyişi anlamı şu, ölümsüzlük yani doğmadan önceki halimiz. Yani bir bebek gibi ya da bebeklikten önceki gibi sıfır günah. Yani hiç günah yok. Hatta içimizde madde bile yok. Saf ruh halde iken tıpkı İslam'ın tanrısında Adem'le Havva'nın yaratılışında sıfır günah var iken daha sonra şeytanın yani kötülüğün yani maddenin bunları kandırmasıyla oradan kovulup maddeye doğru aşağı doğru yere doğru itilmesi. Fakat bunlar cennetteyken günah yok. Sıfır günahtalar. Çünkü zaten madde yok. Bu Adem'le Havva'nın hikayeleri alegorik anlatımlar. Yani bu felsefelerin alegorik anlatımları bunlar. Mystical oneness yani bu mistik birlik, union birleşme ya da unity birlik anlamında. In Platonism and especially Neoplatonism, the goal of henosis. Henosis az önce göstermiştim yani enesis, ene bir. Amaç bu bir olma, amaç birliğe dönme. Bu Platonizm'de ve özellikle yeni Platonizm'de felsefe bu, amaç bu. Enosis is union with what is fundamental in reality. Bu gerçekliğin temeli de bu. The one, bir kavrama. Mystery religions, bunları daha sonraki yayınlarda işleyeceğiz. Ve hatta İslam'daki mistisizm de bu. Yani dualist, batini, bütün kavramların içinde bu mistisizm var. Dönüş onadır. Milattan sonra 3. asırda sonra yani 300'lü yıllardan sonra 4. asıra girerken milattan sonra 3. yüzyıllarda Hristiyanlık şekillenmeye devam ediyor hala. Erken dönem Hristiyanlığının felsefi doktrini olan yeni Platonizm felsefesi üçleme ile şekillenmeye başladıysa da ortada duran bir sorun
ve karşısında duran rakip doktrinler de vardır. Kötülük kavramını bu bütünlükten, yani Tanrı bir, her şey, madde, ruh, akıl hepsi içinde. Peki kötülük nereden geliyor? Stoacılara göre kötü diye bir şey yok. Madde kötü değil. Çünkü Tanrı'nın bir parçası. Psikolojilikte de maddenin varlığı söz konusu değil. O da bir yanılsama. Bunlardan evrilmiş olan, monizme doğru evrilmiş olan Platonizm'de, yeni Platonizm'de bütünlük var. Fakat kötülük kavramını ne yapacağız şimdi? Sorun bu. Kötülük kavramını bu bütünlükten, yani Tanrı'dan, yani goodness, iyi kavramından ayırmak gerekiyor. Yani kötüyü iyiden ayırmak gerekiyor. İç içe olmaz. Fakat tekrar antik Platoncu ve dualist, yani iki ilke görüşüne geri dönmek değil, yine birliğe, tekliğe, tek gerçekliğe, tanrılığa, yani Godhead, tanrılık kavramına ve bu türden bir felsefe gerekiyor. Madde bir yanılsama değil, madde var. Fakat bu tanrılık konseptinde maddeyi nereye koyacağız? İşte sorun bu ve bu büyük bir sorun. Ve sorun çözülüyor. Yaratılış, ex nihilo, yoktan var etme. Ve madde yaratılmış oluyor. Ezelden beri var değil, yani Platoncu gibi iki ilke yok başlangıçta. Ex nihilo, yani maddenin yaratılması, burada maddenin sonradan ortaya çıkmış, yapılmış, üretilmiş ve sonlu ve bir sonu da olacak bir prensip olarak, prensip değil, bir felsefe olarak ortaya çıkıyor. Ex nihilo, sonraki yayında bunları göreceğiz. Ancak bu yoktan yaratılma doktrinine gelmeden önce birkaç isim ile tanışacağız. Çünkü orta ve yeni Platonizm felsefelerini daha bitirmedik. Yahudilik kültüründen gelen iki isim ile tanışacağız. Orta Platonizm'de İskenderiyeli Philo, M.Ö. 20 ve M.Ö. 50 yıllar arasında yaşamış olan İskenderiyeli Philo ve yeni Platonizm'e, Platonizm'in adı altındaki isimde İskenderiyeli Origen. Bu da M.Ö. 185, M.Ö. 253 yılları arasında yaşamış olan. Peki dualist gnostisizme ne oldu? Ve bir sonraki yayınlarda da, ondan sonraki yayınlarda da sürpriz bir konuğumuz daha var. O da gnostik dualizm, Mani. 216-277 yılları arasında Babil'de, daha doğrusu Ctesifon'da doğmuş olan Mani, Manikizm. Çok hızlı ve güçlü bir etken olarak hem doğuya hem de batıya yayılan bir felsefe. Yani Platonizmin bir devamı gibi, fakat biraz daha keskin ve sert. Yani dualizme karşı cephe almış olan diğer filozof felsefelerin karşısına Platonizmin dualist düşünce felsefesi zayıf iken, zayıflatılmış iken, Manizm bunu canlandırıyor. Hem doğuda hem de batıda. Doğuda Budizm ve türünden İpek Yolu üzerindeki tüm diğer eski antik dönem dualist kavramları Manikizm ile tekrar canlanıyor. Guguk kuşu şeyini hatırlayın. Bir sonraki yayınlarda bunları göreceğiz arkadaşlar. Evet, teşekkürler izlediğiniz için. Evet arkadaşlar, soru varsa bu konuyla ilgili şu anda anlattığım, onları bir 5 dakikada sorular için ayıralım, son 5 dakikayı. Emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Soru vardı daha önce, gördüm ama yayında akışı bozulmasın diye sonrayı bırakalım demiştim. Şöyle geriye doğru gidelim. İlyas Özkan, Nevermind Dude dostumuz sormuş. Geri dönüş sürecinde ruh yüce olan bir arasında ara varlıktır. Evet. Yani ona yaklaşmak, Tanrı'ya yaklaşmak. İslam'da da var bu terimler. Allah'a yaklaşmak, Allah'a ulaşmak anlamında. Biraz bu şey mistisizmden gelen, fakat İslam'ın içinde bildiğimiz, şu anki İslam'ın içinde de zaten var olan
görüşler bunlar. Yani ruhun ölümsüzlüğü, amaç ne? Cennete gitmek. Ne var orada? Ölümsüzlük. Amaç o. Katastazi aşağı yönde düşüş. Evet. Epistrofi yukarıya düşüş. Yani düşme kelimesi olmuyor artık. Yukarıya doğru gidiş. Diğeri ise katastrofi aşağı düşüş. Evet. Yok mu soru? İlyas Özkan, ben bugün coştum. Benim eski yoğunlaştığım konular. Ne güzel. Bence felsefe böyle anlatılmalı. Yani şimdi bir şey yapmak istemiyorum burada ama felsefe anlatılıyor, sıkıcı geliyor insanlara. Anlaşılmaz gibi geliyor, ağır geliyor. Fakat böyle anlatılırsa açıklamalarla, hatta gerekirse şemalar bile çizerek, bu bundan etkilenmiş, peki etkilenmiş de bunda ne var? Nasıl bir felsefe var? Diğerinden bir şeyler almış, onda nasıl bir felsefe var? Bunları birleştirince nasıl bir hale geliyor ve nasıl bir şekil alıyor? Diğerlerine farkı ne bu felsefelerin? Ve bunların arasındaki dünya görüş ayrılığı iyice keskinleştikçe, fark arttıkça gerilim de doğuyor. Ve bu gerilim hala var günümüzde bile. Yani birisi Tanrı'ya inanmıyorum deyince diğeri kızabiliyor. Hatta canını bile tehdit edebiliyor. Onun gibi düşünmüyorsun diye. Bu gerilim o dönemde felsefi anlamda bu düşünce, dünya görüşü farklılaşıyor. Ve her biri de kendi çapında mantıklı. Ve her biri de bir diğerinin yanlışlayamayacağı şey. İsa'nın prototipi olarak değerlendirilebiliyor. Evet. Yani şöyle, İsa kavramı Tanrı kavramı aslında. Yani Kristo Tanrı. Fakat şimdi şöyle bir sorun var. Bu Tanrı'nın doğası ne? Yani maddenin içinde mi? Stoacılıkta, panteizmde olduğu gibi ya da neoplatonizmde olduğu gibi. Bu Tanrı dediğimiz kavram ne? Tanrı dediğimiz kavram akıl ve canlılık. Yani maddeye can veren bir şey, maddeyi harekete geçiren ruh ve bu ruha emir veren, düzen veren, emreden yani İngilizce'de order diye bir kelime var. Order. Order emretmek ve aynı zamanda düzen demek. Almanca Ordnung ya da everything is in order. Her şey düzenli. Yani bir akıl bu. Düzenleyicilik bunda. Düzenleyici akıl ruha emrediyor ve ruh da onu harekete geçiriyor. Yani şekilsel neden etken nedene söylüyor. Etken neden de etkili olarak maddeyi harekete geçiriyor. Tanrı denilen kavram bu. Fakat bu Tanrı maddenin içinde mi ya da maddenin dışında olan bir kavram mı? Eğer maddenin dışında ise ve yukarıdan aşağı doğru bir kavramından gelerek madde etkileniyorsa, bu maddenin şekil değiştirmesi, harekete geçmesi yani canlanması söz konusu, fakat maddenin kendisi gerçeklik değil. Çünkü gerçek olan tek bir şey var, orada tanrısallık, tanrı kavramının kendisi, iyi kavramının kendisi. Çünkü madde kötü ve kötülüğün kaynağı. Yukarıda iyi varsa bunun zıttı kötü. Yani bu sorunlar daha sonra bizim bildiğimiz Hristiyanlık dediğimiz o İsa çarmıha gerilmiş, İncil şu bu falan, buradaki hikayelere baktığımızda karşımıza bir İsa karakteri çıkar. Fakat 3. asırdan sonra bu tartışmalar iyice alevleniyor. İsa yani Tanrı nasıl bir Tanrı? Maddenin için yani bedene girdi mi bu Tanrı? Tamam girdi. Bakın bir kesim diyor ki Tanrı bedene girdiği zaman onunla bütünleşir. Yani panteist bir kafa yapısında düşünün. Ya da neoplatonist. Yani birlik, teklik. Tanrı bedenin içinde. Yani İsa bir insan idi. Tamam, eli ayağı var, canlı yürüyor, fakat daha ona akıl gelmedi. Yani tanrısallık, kozmik evrenin kozmik aklı içine girmedi daha. Tanrılık girmedi içine. Vaftizci Yahya, İsa 30 yaşındayken hikayeye göre şey yapayım, anlatayım İncil'deki. İsa vaftiz olurken yukarıdan güvercin şeklinde Tanrı'nın ruhu geliyor.
ve İsa tanrılaşıyor. Ha, sorun burada şimdi. İsa şimdi insan mı yoksa tanrı mı? Yani doğa, madde mi ya da ruh mu? Yok. İkisi birlikte yok. Madde ayrı, ruh ayrı. Yani Tanrı'yı ayrı bir yerde ve İsa'yı ayrı bir yerde gören var. Yani İsa hem insan hem Tanrı. Diyafizit. Bu da Ortodoks doktrini bu. Hem İsa İsa vücuda girdi mi Tanrı olur o. İnsanlığı kalmaz. Fakat bir başka görüş var. O da Tanrı insan bedene girdiği zaman istediği zaman insan gibi davranır, istediği zaman da Tanrı gibi. Yani ona hem insan hem de Tanrı diyebilirsin. Amanin Cebrail Tanrı zaman. Evet, zaten dünkü yayında bir ipucu verdim. Onları ben daha sonra açıklamam gerekiyordu ama yani İslam'daki Muhammed'e gelen Cebrail yani Logos, emir, tanrısal emir, söz Muhammed'e geliyor. Tıpkı İsa'ya gelen Tanrı, İsa'nın içine giren ve İsa Tanrı şeklini almış olan yani Logos. İncil'de İsa'nın Logos olduğunu çoğu yerde söylüyor. Onları gördük ve daha ileriki yayınlarda göreceğiz. Yani tartışmalar bu Kristolojide. İlyas Özkan, spirit, ruh, prit, fire, ateş olabilir mi? Etimolojik köken olarak. Olabilir. Onları ben zaten bir not aldım oraya Gebers of Hebron kitabından ve İncil'den size bir şeyler göstereceğim ben. İlyas Özkan, Neoplatonizm ve Hristiyanlık Tanrı ile birlik olmak ve iman düşüncesini paylaşmak açısından benzer. Peki aralarındaki mücadele neden? Neoplatonizm ve Hristiyanlık. Şimdi Neoplatonizm'deki soru şu. Yani Hristiyanlığa göre. Neoplatonizm'de doğa bir bütünlük halinde. Yani madde bunun içinde. Madde sonradan yaratılmış böyle ex nihilo pop diye birden ortaya çıkmış bir şey değil. Ezelden beri var olan ama Tanrı'dan ayrı olan bir ilke de değil. Peki ne bu? Neoplatonizm'de doğa, evren bir bütünlük halinde. Universe. Bütünlük bir. Bunun içinde ne var? En tepede az önce örnek verdim ya ben dediğin şey ne? İşte Tanrı evren olarak düşünürsen yani şu bedenini bir evren olarak düşün. Ben diyorsun ben. Bu ne? Beyin değil. Beynin içindeki akıl, düşünce falan tamam ama bir de ben diyorsun ben. Yani bir her şeyin çıktığı yer o. Bir kavramı logos, akıl, düzen, emir ile canlılık var. Yani elin ayağın oynuyor artık. Doğanın bir canlılığı var. Doğa değişken. Her şey değişiyor. Her şey değişiyor. Ve bir de madde var. Bu maddeyi değiştiren ruh ve bu ruha gelen emir, logos ve bu logosun çıktığı yer bir kavramı, Tanrı. Bunların hepsi bir bütünlük içinde. Yani üç tane Tanrı var. Bir denilen. Hepsi birin kendisi. Baba, oğul ve kutsal ruh. Şimdiki Hristiyanlıkta üçleme bu. Fakat yeni Platonizm'deki üçleme Logos, ikinci Tanrı. Üçüncü Tanrı ise ruh. Birinci Tanrı bir. Bunların hepsi bütün. O bütün dediği de madde. Yani maddenin içinde bu. Hristiyanlıktaki sorun şuydu. Maddeyi ayırmak gerekiyor Tanrı'dan. İç içe olmaz. Madde, yani ruh ayrı, madde ayrı. Yani platonist bir yapıda, yapıya daha çok yakın. Fakat neoplatonizmin bu bir araya getirme kavramını tam kendine uygun buluyor. Ha, üçünü bir araya getirdik mi maddeyi ayırabiliriz. Daha sonra ex nihilo oluyor. Yani bu üçü bir arada olan bir kavramı içinden maddeyi çıkartıyor. Yaratıyor. Yoktan var ediyor. Ve sonlu. Sonsuz olan değil. Sonsuz olan kendisi. Bir şey çıktıysa geri dönüşü de oluyor. Yani bir şeyin başlangıcı varsa sonu da var. Çünkü sonsuz olan sadece Tanrı kavramının kendisi. Kusursuz. %100 kusursuz. %100 iyilik. Saflık.
Hiçbir leke, hiçbir kötülük yok. Kötülük nereden geliyor? İşte kötülük sorunu da var. Hristiyanlığın çözmek istediği. Kötülük sorunu iyiden ayırmak istiyor. Yani iyiliği kötü iç içe olmaz. Ya o tarafa gideceksin ya bu tarafa. O zaman madde yaratılmış olursa kötülüğü de buraya atarsın. Ve kötülük aşağıdan gelir, iyilik yukarıdan gelir. Bizim yönelmemiz gereken şey tanrılık yukarısı. Epistrofe, gitmemiz gereken yer o. Yani felsefedeki mantık bu. Umarım açıklayıcı olmuştur. Başka var mı soru? İlyas Özkan eşim biraz rahatsızlandı ama neden ilk Hristiyanlık felsefeye ihtiyaç duydu diye sordu. Hristiyanlık daha felsefeye. Hayır. Hristiyanlığın bir felsefesi yok henüz. Çünkü Hristiyanlık Yahudiliğin içinden çıkma bir kült. Yani bir akım. Fakat değişmesi gereken bir şeyler var orada. Yahudiliğin tanrısı Yahve, İsrail halkına yönelik onları koruyan ve tamam o zaman herkes ona bağlansın, onun gibi olsun. Tamam, onda bir sorun yok. Ama Yahudilik söz konusu oldu ama sorun şu. Sen Yahve'ye bağlanacaksan, yani bu Tanrı'ya bağlı olacaksan, bir Tanrı kavramı var diyorsun, tamam Yahve al, sorun değil. Ama bir şart var. Bir kere bunun içine girdin mi, sünnet olacaksın. Çünkü sünnet Yahve ile ona bağımlı, ona bağlı olan, onun yoluna gitmeye söz vermiş, ant içmiş insanlar ile yaptığı bir anlaşmanın bir nişanesi bu. Sünnet olacaksın. Bitmedi. Ya, bu Yahve'nin emirleri var. Adam oraya yazmış. Şunu yemeyeceksin, domuz eti yemeyeceksin, şarap içmeyeceksin, ne bileyim böyle. Ondan uzak duracaksın, şunu şöyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın diye bir kalıba girmiş. Bunları yapacaksın. Ve Yahudi olmayanla aynı sofrada yemek bile yemeyeceksin. Yedin an çıkmış oluyorsun anlaşmadan. Yani böyle katı kuralları var. Tam böyle milliyetçi katı kuralları var. Ve bu da diğer toplumlara uygun bir şey değil. Fakat milattan sonra 70 yılında Roma tapınağı yıktığı zaman Yahudilik biraz dağılmaya başladığı zaman güçlü olan bu ta antik çağlardan beri gelen Yahudilik, Yahve kavramı, Tanrı kavramı, yani mitolojik bir Tanrı bu çünkü. Yani kabul görmesinin sebebi bu. Ve bir de çok da iyi örgütlenmiş bir Tanrı. Çok uzun geçmişe sahip. Örgütlü ve aşkın bir Tanrı. Çünkü insan ile birebir diyalog içinde olan bir Tanrı. Ve insanın da hoşuna giden bu. Dua ediyorsun, Tanrım beni duyuyor. Tanrım beni dinliyor. Kurban kesiyorsun, yukarı bakıyorsun. Hani misal olarak. Tanrı benim ne yaptığımı görüyor. Ve bana da bir iyilik, bir güzellik yapacak. Çünkü kurban kesiyorsun ona. Adak adıyorsun. Ona dua ediyorsun. Onun yaptığı emirleri yerine getiriyorsun. Yani daha ne? İşte kurtuluşun bu. Yahudi kafasında. Ya da Yahve inancında. Fakat bu domuz eti yememe, sünnet olma, bu gibi şeyler sorun. Bunları da Ezra yayınlarında o yüzden anlattım işte. Yani Petrus ile Pavlus'un bir tartışması vardı. Yakup ile Pavlus'un ve arada olan Petrus'un nasıl Yahudiliğe, Roma'nın kıvamına doğru evriliş var. Yahudiliğin sulandırılmış hali. Ya Yahudilik bir ayrı bir şey olarak kaldı. Çok küçük bir azınlık olarak. Fakat diğer toplumlar bu Yahve kültürünü İncil'e nasıl soktular? İşte bir sonraki yayında göreceğimiz zaten o. Philo ve Origen'den bahsettim ben. Bunların ikisi de Yahudi. Yorumlamaları var bunların. Tevrat'ta anlatılan Musa hikayesi, Adem Havva hikayesi, şusu busu bunlar alegorik. Ve bunların Tevrat'ın İbranice'den Yunanca çevrilişi var. Ve buna göre yorumlanması var. Ve dil farkı ile bazı şeyler kendi yolunda evriliyor.
aşkın tanrı Yahve ile mi başladı? Zannetmiyorum. Yahve'den önce de bir takım aşkın tanrı, yani antik Mısır'da aşkın tanrılar var. Onlara kurban adamalar, dua etmeler ya da ritüel kutlamalar, şunlar bunlar gibi bir takım bir tanrıya bir şeyler gönderme ve tanrıdan da bir şey beklenti var. Yani antik Mısır'da da var. Aşkın tanrı çok, yani mitolojilerin tanrısı aşkın tanrı. Çünkü mitolojilerin tanrıları Aristo'nun tanrısı gibi değil, Platon'un tanrısı gibi değil. Yani ben elimi ayağımı çektim, madde orada, ben buradayım. Yok öyle. Eski antik toplumların mitolojisi olan toplumların tanrıları aşkındır. Çünkü birebir diyalog halinde yeryüzüyle. Bir yere bulut gönderiyor, bir yere kıtlık veriyor, bir yere savaş veriyor, salgın veriyor. Birisini kayırıyor, birisini cezalandırıyor, birisini şöyle yapıyor, birisini böyle yapıyor. Yani sürekli, ama sürekli aktif halde yeryüzüyle. Yerden de yukarıya doğru bir aktivite var. Dualar, kutlamalar, bayramlar, kurbanlar, ibadetler, arınmalar, abdestler, yani bin bir türlü şey var. Sürekli bir diyalog var. Tanrı, yani yer ile gök arasında. Aşkınlık bu. Yahve aşkın bir tanrı, fakat Yahve ile başlamıştır. Çünkü Yahve'den önce, yani bilinen elde edilen arkeolojik verilere göre aşkın tanrı mitolojileri bol miktarda var. Tanrı katına çıkmak için rüşvet vermek gerekir. Bir şekilde o. Yani aslında doğada bizim yaşantımız hep o. Yani biraz bu gizli bir anlaşma, sosyal yaşayan her şeyde gizli bir anlaşma vardır. Yani bu sözle, yazıyla olmasa bile herkes bilir. Sen benim sırtıma kaşırsan ben de senin sırtına kaşıyacağım düşüncesi. Yani insanın komşusuna bir beklentisi var. Ona bir iyilik yaparsın ki adamın çöpünü çıkarmayı unutmuş. Çöp arabası geliyor. Sen gidersin bahçesinden çöp alır, kaldırıma koyarsın. Peki niye yaptın bunu? Adamla aranda bir soğukluk olmasın. Bir komşuluk ilişkisi olsun. Bundan da sen de faydalanacaksın. O da senden faydalanacak. Sen onun sırtına kaşıyacaksın. O da senin sırtına kaşıyacak. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Yani her şey böyle. Doğanın şeyinde bu. Sürekli bir alışveriş var. Gen bencildir. Fakat %100 bencillik ile yaşarsan ömründe fazla uzun sürmez. Seni yok ederler. Evet, sanırım başka soru yok arkadaşlar. Umarım anlaşılır bir şekilde olmuştur. Felsefeyi bu şekilde anlatmak. Biraz açıklayıcılık, biraz örnekler, biraz göstergelerle bir şeyler anlatmak. Daha açıklayıcı olmuştur. Çünkü felsefe okuduğunuzda şu şudur, bu budur, o onu demiş, bu bunu demiş. Bundan bir şey çıkmıyor aslında. Yani bu şekilde anlatımdan. Plotinus Tanrı'nın insana İsa ve kilise aracılığıyla vahiy fikrine karşı çıkmış. Tabi zaten o yüzden erken kilise babalarından, erken kilise babaları bunlara pagan der. Yani bunlar pagan. Çünkü adam panteist. Maddeyle Tanrı'yı iç içe koymuş adam. Yani kilise için bu büyük bir kabul edilmemezlik bir şey bu. Çok teşekkürler. Herkese iyi geceler. Ben teşekkür ederim dostlar. Sağ olun, var olun. Burada bitirelim. Ben şu şeyimi, çıkışımı hazırlayayım. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Bir şeyleri daha iyi anlamamıza yardımcı olmuştur. En azından bir kırıntı bile olsa. Amacım da o zaten. Bunları sonraki sohbet yayınlarında açabiliriz. Sorularınız varsa arkadaşlar videonun altına yazabilirsiniz. Ben onları ekran görüntüsü olarak alıp bir dosyaya koyarım. Sohbet yayında açabiliriz. Evet, görüşmek üzere. Destekte bulunan arkadaşlara da görmediysem, gözümde kaçtıysa kusura bakmasınlar. Teşekkürler hepinize. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere.